Ailemden kastı e, annesi, babası, evli ise hanımı, çoluğu, çocuğudur. Öncelikle şunu ifade etmek lazım ki bir insanın anne babasına itaat etmesi Allah'a itaatin peşinde Cenab-ı Allah'ın bizlere yüklediği bir vazifedir. Estağfirullah <laughs> billah ve kadâ rabbuke allâ ta'budu illâ iyyâh ve bil Cenab-ı Allah kendisinden başkasına ibadet edilmemesini anaya babaya ihsan yapılmasını hükmetmiştir diyor ayet. Bu Cenab-ı Allah'ın kesin hükmüdür. Buna göre insanın en temel vazifesi Cenab-ı Allah'a kulluktur. Peşinden de annesinin babasının gönlünü almak, rızasını almak, onların efendim uygun gördüğü şeyleri yapmaktır. Nitekim sahabe efendilerimizden bir tanesi gelip Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselama Ya Resulallah ben sizinle cihada gelmek istiyorum deyince Efendimiz ona soruyor. Annen baban sağ mı diyor. O sahabede annesinin babasının sağ olduğunu söyleyince Hz. Peygamber Efendimiz o zaman sen annenin babanın rızasını kazanmak için cihad et diyor. cihat genel anlamıyla Allah'ın rızasını kazanmaktır. Allah'ı hoşnut etmektir. Allah'ın memnun olacağı işleri yapmaktır. Böyle olunca da Cenab-ı Allah öncelikli olarak anne babamızı hoşnut etmemizi bize emrediyor. Eğer anne baba Allah'a rağmen, Allah'a isyan olan, Allah'a şirk olan, Allah'a karşı bir itaatsizlik olacak şeyi bize emrediyorsa, o zaman Allah'ın sözünü dinleriz, Allah'ın emrini, buyruğunu yerine getiririz annemize babamıza kusura bakma anneciğim babacığım sana itaat etmemi Allah bana emrediyor. Eğer sen Allah'a itaatsizliği emredersen o zaman ben sana itaat edemem. Çünkü bu kendimle çelişmek olur. E, şeklinde bir ifade ile o zaman annesini babasını ikaz edebilir ama bunun dışında herhangi bir şekilde bir kimsenin meşru olan Normal olan, sıradan olan bir isteği anne babasından geri çevirmesi doğru değil. Buna göre eğer bir kimse bir meslek icra edecekse, seferberlik dediğimiz, yani düşman evine kadar gelmiş, vatanına kadar gelmişse, bugün Gazze'de olduğu gibi düşman topraklarını işgal etmiş, böyle bir durum olduğunda seferberlik artık farz haline gelir. Dolayısıyla annenin babanın rızası orada aranmaz. Ama öyle değilken normal bir zamanda askerliğin dileyen tarafından yapıldığı, dileyen kimselerin başka işlerle meşgul olduğu normal bir zaman diliminde anne babanın rızası alınmadan askere gitmek Allah'ın e, hoşnut olacağı bir iş olmaz. Allah'ın razı olacağı bir iş olmaz. Allah'ın emrine de itaatsizlik etmek olur. Binaenaleyh bu durumda kişinin yapması gereken şey ya annesini babasını ikna edecek, onların gönüllerini alacak, onların rızalarını alacak, yaptığı işin ne kadar önemli bir iş olduğunu, vatan için ne kadar önemli bir hizmet ifa ettiğini, eğer onların tereddütleri evladımız şehit düşer şeklinde bir tereddütse, şehit anne babası olmanın ne kadar faziletli olduğunu onlara anlatmaya çalışacak. İkna edebilirse ne hala ikna edemezse o zaman annesinin babasının yanında duracak ve kendi nafakasını, çoluğunun çocuğunun nafakasını temin etmek için başka bir iş arayışına girecek. Annesinin babasının yanındayken yapabileceği belki parası biraz daha düşük olan bir iş yapma veya bulma çabasının içerisine girecek. Bir diğer mesele de annesi babası ölmüştür. Hanımı hayattadır. Hanımıyla beraber, çoluk çocuğuyla beraber yaşıyordur. Onlar da işte babalarının, aile reislerinin efendim evden uzakta olmalarını, işte iki ay, üç ay askerde kalıp da ayda bir, üç ayda bir gelmelerini istemiyor olabilirler. Böyle bir durumda ailesini de ikna etme cihetine gidecek. Evet, bir insanın yaptığı iş meşru olduktan sonra hanımını o işe e, razı etmesi, e, ikna etmesi zorunluluğu yok. Ne dinen böyle bir zorunluluk var ne de hukuken böyle bir zorunluluk var. Fakat aile içi ilişkilerde hukuk egemen bir ilişki sürdürülebilir bir ilişki olmaz. Cenab-ı Allah aile içi ilişkileri eşlerimizle olan ilişkimizi ruhun ne bil maruf maruf ölçülerle onlarla muaşeret kurun yani geçinin diye bize emretmektedir. Binaenaleyh eğer evlendiğimiz kızın ailesinde babasıdır, kardeşidir, böyle asker kökenli birileri yoksa, askerlerin hayatına mutabık bir hayat anlayışı yoksa zorlanabilir demektir. Eğer kocası gittiğinde geride kaldığında Korkuyor, endişeleniyor, yalnız hissediyorsa, bu gibi durumlarda çoluğunun çocuğunun hakkını da düşünmeli. Zira insan özellikle evlendikten sonra kendisi için yaşayan bir varlık olmaktan çıkıyor. Zaten hiçbir zaman bir Müslüman kendisi için yaşayan bir insan değildir. Elbette Müslüman yaşarken hem kendisini hem çevresini hem de diğer hak sahiplerinin haklarını gözetmekle mükelleftir. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir sahabe efendimize nefsinin senin üzerinde hakkı vardır, ailenin hakkı vardır, kolu komşunun, akrabanın hakkı vardır diye kendimizin, kendimiz üzerinde olan hakkımızın da şuurunda olmamızı ama ailemizin, komşularımızın, akrabalarımızın da bizim üzerimizde haklarının olduğunu hatırlamamızı bizden istiyor. Binaenaleyh ben ne istersem onu yaparım, hangi mesleği istersem onu icra ederim diye böyle bir tahakküm doğru olmaz. Ama eğer baştan konuşmuş etmiş, evlenirken asker olduğunu zaten hanımı biliyor, ondan sonra bir takım itirazları meydana gelmişse burada da sulh ile ikna etme cihetine gitmeli ve onların gönüllerini almaya çalışmalı. Fakat eğer e, askerlik hizmeti mi, aile saadeti ve mutluluğu mu diye bir ikilem içerisinde kalırsa bir insan unutmamak gerekiyor ki seferberlik gibi zaruri bir durum söz konusu olmadığı sürece askerlik farz-ı kifaye dediğimiz yani yeterli sayıda kimselerin ifa etmesi durumunda diğerlerinin üzerinden sorumluluğun kalkması anlamına gelir. Böyle bir durumda insanların ailelerine öncelik vermeleri, ailelerinin kaygılarını, endişelerini gidermeye çalışmaları da önemlidir. Değerli hocam az önce e, anne babanın hakkından bahsettiniz. Yani onların rızası alınması gerektiğinden genel prensip olarak. Fakat e, bir kişi e, reşit bir kişi veyahut da belli bir yaşa ulaşmış bir kişi e, sosyal hayatta, ticaret hayatında e, yaşamda yani her daim ailesinin e, böyle rızasını e, almak durumunda mı? Yani e, nasıl hareket etmeli? Şimdi anne baba rızası umumi genel bir perspektiften görülmelidir. Eğer un ticareti yapıyorsun, baban senin un ticaretini yapmanı istemiyor. Babam un ticareti yapmamı istemiyor. Ben un ticareti yapabilir miyim? Yapamazsın. Yani diyaneten yapamazsın. Çünkü aslı olan babanın rızasını almaktır. Ama benim un ticareti yapmam helal değil mi? Helal. Babam un ticareti yapmamı istemiyor. Haksız yere bunu istemiyor. O babanla Allah arasında bir mesele. Yani baban Allah'a bunun hesabını verecek. Yani çocuğunun niye un ticareti yapmasını istemiyor olmasının hesabını Allah'a verecek. Ama sen eğer un ticareti yapmak mübah bir şeyse, meşru bir şeyse, yapsan da olur, yapmasan da olur bir şeyse babanın rızasını alarak o işi yapman lazım. Eğer babanın rızası yoksa o işi yapmaman lazım. Ama babanın senin un ticareti yapmana mani olma hakkı var mı? Meselesine gelince babana Allah sorar. Niye sen çocuğunun un ticareti yapmasını istemedin? Adam ne güzel para kazanıyordu. O kazandığı parayla da hayır hasenat yapıyordu. Çocuklarının efendim rahat yaşamasını sağlıyordu vesaire diye sorulduğunda baba derse ki ya un ticaretinde ister istemez yere unlar dökülüyor. O unlara da basıyor insanlar. Ben evladımın unlara basmasını, nimeti çiğnemesini istemedim. Ben atalarımdan, babalarımdan bunu gördüm un bir nimettir. Nimetin basılması hoş değildir. Bundan dolayı zaman içerisinde bu nimete karşı bir soğukluk olur diye istemedim. cenab Allah bu gerekçeyi kabul eder etmez. Ama eğer derse ki ya öbür çocuk da un ticareti yapıyordu. Bu abisine rakip olmaya başladı. Ben abisini daha çok seviyordum. Ondan dolayı böyle bir manevi baskı kurdum. Bunu yaptım derse cenab Allah ona göre onun cezasını ahirette verecek demektir. Fakat burada temel mesele şu. Hatta kitaplarımız çok net olarak bunu söylerler. Der ki bir adam öğle namazının sünnetini kılıyor. Nafile bir namaz kılıyor. Babası kapıya gelmiş. Oğlum Ahmet diyor. Namazını bozup kapıyı açar buyur babacığım der. Niye? Nafile namaz kılıyor. Nafile. Babaya itaat etmek buyur babacığım demek farz. Farzla nafile yan yana geldiğinde farzın yapılması lazım. Fakat farz bir namaz kılıyorsa o zaman namazını bitirirsin ondan sonra buyur babacığım dersin. Şimdi eğer bir adam bir meslek yapıyor başta bir iş bulması da mümkün değil. O meslekte ailesinin nafakasını temin edip de çoluğunun çocuğunun geçimini sağlıyor. Babası da diyor ki o mesleği bırak. Başka bir meslek bulduğunda bırakır. Ama bulmadan bırakmak zorunda mıdır? Değildir. Niye? Çünkü evet babasının sözünü dinlemesi, babasına itaat etmesi farz. Ama çoluk çocuğunun nafakasını temin etmesi de ona farz. Binaenaleyh eğer başka bir şekilde çoluk çocuğunun nafakasını temin edememe endişesi varsa, o zaman o e, farz daha ağır basar. Ama bir adamın elinde... Birçok alanda iş yapma imkanı var. Çoluk çocuğunun nafakası ile ilgili bir sıkıntı yok. Babası diyor ki o işi yapma, onu yapmaması lazım gelir ve selam.